Babaanne. Babaanne. Çok güzel bir oyun buldum babaanne. Bak sana da eğlence olur. Hep göstereyim mi? Öğreteyim sana, bunu da oynarsın. Hadi bak yok, şimdi. Yok kızım, yok. İstemiyorum ben, istemiyorum. Evet, istemiyorum. Babaannem bak, beğenmezsin oynamazsın. Bak uğraş olur sana da, hadi. Ne güzel kızım benim. İstemiyorum dedim ya. Sen oyna yavrum. Sen beni rahat bırak bakayım. Sen beni rahat bırak. Sultan anneciğim, kusura bakma, seni bu saatte rahatsız ettim ama seninle çok önemli bir konuda konuşmamız lazım. İyi, konuşalım. Gel bakayım. Gel otur. Cibik. Hadi kızım, sen odana çık, orada yan başına oynay be. Hadi. Biz Kaan abinle şöyle azıcık konuşalım gari. Hadi. Sen gidi be. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam Cibik. Babaanne. Otur bakayım. Otur. Ah. Söyle bakayım doktor bey oğlum. Çıkar ağzındaki baklayı, ne var ne yok. Söyle bakayım. Çok tuhaf şeyler oluyor Sultan anneciğim. Çok tuhaf. Bence bizim bu Gül'le, bu Cemal görüşüyorlar. Bana görüşmüyoruz, hiç konuşmuyoruz. Babaanne dedi. Bak, bugün Sebat benim muayenehanenin önünden geçerken bana dedi ki, ben Cemal'le Gül'ü Muğla'ya giderken gördüm. Ya ben de hemen atladım arabaya, Muğla'ya gittim bunları bulurum diye. Cemal'i bulamadım ama Gül'ü buldum. Gül çok tuhaf, böyle şaibeli davrandı. Ondan sonra da arabasını atladı. Ben de bunu takip etmeye başladım. Benim onu takip ettiğimi anlayınca da Amerikan filmlerindeki gibi beni atlattı. Ya. Beni bak oğlum. Ben de bunları düşünmüyor değilim. Sen Gülsüm'ü gözünden ayırma gari. Onu takip edive. Bu bir takım numaralar çeviriyor. Bizi sürpriz yapmasın sakın. Sen de farkındasın yani. Olmama oğlum, olmama, ben farkındayım. Ben her şeyi düşünüyorum gari. Bire bak. Biz onu faka bastıram gari. Tamam. Faka bastıram. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi ya Cemal? İşte Gül, değişik oldu. Yani köy evinin dışına çıktı, biraz daha modern oldu. Süper o zaman. Yapmak istediğim de buydu zaten. Tütün damı birazcık daha country tarzıydı. Burası da böyle modern olsun istedim. Evet, oldu da. İyi. Ha, ablam mesaj atmış. Azmak'ta buluşalım mı diyor, hemen oraya gel diyor. Ne dersin? Gidelim mi? İkimiz mi? Gül, herkes bizi ayrıldı biliyor. Nikahda iki gün var şimdi. Tehlikeye atmaya değer mi sence? Ya tamam da işte maksat beraber olalım. Oyun yaparız bir şekilde. Nasıl bir oyun yapacağız? Şöyle. Şimdi ben biraz önden çıkacağım. Sen sonradan geleceksin, tamam mı? Ya iki ayrılmış sevgili. İşte biri gelince diğeri huzursuz olur. Birbirlerine laf sokarlar, işte surat yaparlar falan. Sonra etraftakiler onları oraya oturtmaya çalışır. Sonra huzursuz huzursuz otururlar. Kolay ya, yaparız. Tamam. Bak hadi ben çıkıyorum. Sen de çok geç kalma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Akşamdan beri ağlayıp durdum, içim şişti ya. Kız anası sen misin kızım? Ya ne demişsin ya? Babaanne olmayı çok hazırlamıştım ben kendimi. Her şey fazla verdi ya. Kızım ben ne yapayım ya? Elden gelen bir şey var mı? Kamuran bu. Her türlü acayiplik bunun başının altından çıkıyor. Ya tamam, sen hamile değilsin. Canım, nikahta niye hayır diyiveriyor? Ayrıca ben başkasını seviyorum ne demek? Ben başkasını seviyorum ne demek ya? Sen bizle dalga mı geçiyorsun kızım? Sen de oturmuş bunu ağlıyorsun. Ağlamıyorum ben. Ya ben bunu ağlamıyorum. Ben şimdi de ağlıyorum. Bak sen ya, şu resimdeki bebe nasıl öyle masum masum bakıyor. Bak sen ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kızım bu gerçek mi? Ya bunu al.
Gel bak, ben sana bir şey yapıverem. Senin ağlaman hemen geçiverecek. Senin için yapıyorum ben. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Olmayana değil, sen olana ağla. Al, al. Bu ne ya? Akşamdan beri ayazda kalmış enik gibi vır 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 vır. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Allah, Allah yarabbi, akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Alo. Ne edip durun Ayten'im? Ne edem Celal? Öyle şaşkın şaşkın oturup duru işte. Vallahi bizim evde bir matem havası. Anam habire ağlıyor. Gamur abayla abim evlenemedi diye. Sizde durumlar nasıl? Vallahi Celal, bizde hiç matem havası falan yok yani. Hatta misafir var, öyle şen şakrak oturup duruz. Vallahi helal olsun ya. Bu kadar da pes yani. Ne acayip bir ailem var ya. Ya Celal, sen benim aileme laf edeceğine önce bizi düşün. Vallahi arada kaynayıp gideceğiz ya. Bu saatten sonra hayatta bizim ailelerimiz barışmaz vallahi. Ya tamam, sakin ol. Ben de onu diyeceğim sana. Ben yarın yine sizin bahçeye gidivereceğim çalışmaya. Sen de ne yap ne et bir bahane bul da gel de bir konuşalım. Ne edeceğiz, ne yapacağız? Bir konuşuveren yani. İyi iyi, gelirim. Ay vallahi Celal, bütün gece gözüme uyku girmeyecek vallahi. Kendini sıkma. Ne şart ve koşulda olursa olsun ben seni alacağım. Sen benim helalimsin. Ay Celal. Çok tatlısın lan. Seni sevip durun. Ben de seni Ayten'im. Sen yokken sızım sızım sızlığı veriyor tenim. Ayten'im. Allah. Duymuyor mu lan? Kim ki bu ya? Kemal mi yoksa? Tekin Alem, ne oldu? Ne oldu Kemal? Elinin körü oldu. Sen benim anlamı çatına ne taş atıp durun? Lan ben cama taş atıp durup... Allah benim belamı versin ya. Attığım hiçbir şeyi vuramayayım. Sonra sana denk geliversin, seni vurayım. Çek bakalım, çek. Abo, kan. Aa, kan. Ne kan? Dur. Çek, çek. Hayırdır, sen neye dadandın cama yine? Ya, neye dadanacağım? Görmüyor musun? Nikah olmamış. Ne edeceğiz biz? Onu diye konuşalım dedim. E ne olacağız Kemal? Biz senin yarım akıllı abanyet bir halt işte. Üf, zaten babanla babamın arası bozuk, anlaşamıyorlardı. Şimdi dedim ben bu düğün meselesine barışırlar, iyi olurlar. Ama şimdi yine şey oldular. Anlaşamadılar, ipler koptu kopacak. Onu boş ver de, sen ne rahatsın lan? Meraksızın kızı. Ben dağın başında geceyi geçiriveren, kayboluveren bir kere bile deme Kemal neredeydin diye. E Kemal, ben nereden bileyim senin dağda kaybolduğunu? İçime mi doğacak benim? Lan düğüne gelmeyince de fark etmedin mi? Ne bileyim ben, herhalde dedim gurur yapıyor, tavır yapıyor, ondan gelmedi düğüne nikah dedim. Her şeyi de tahmin et, her şeyi de tahmin et. Rasathanenin kızı. Ne? Rasathanenin kızı mı? Oldu mu Kemal bu hiç? Yani bir şey bulamadım yerine. Neyse onu boş ver de bakan bana. Biz ne edeceğiz? Önümüze yepyeni bir sayfa açılıyor. Ne edeceğiz Kemal? Bu saatte konuşulacak şey mi bunlar? Babam yukarıda, anam içeride, alnımda bir delik. Kan kaybından ölüp gideceğim burada. Hadi sen şimdi git de babam yakalarsa odasını açar bir delik. Yarın ben ağırlara gelirim, orada konuşuruz. Hadi git, iyi akşamlar, iyi geceler. Hadi bakayım. Tertemiz alnından uzanmış yatıyorum. Bir hilal uğruna yarab, ne kemaller yanıyor. Oh.
Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün sultanı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. Ağzına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Be. Hayırdır? Öyle havam değişsin dedim biraz. Ben çağırdım Gül'ü. Ne oldu? Bir mahsur mu var? Olur mu canım? Bir mahsur olur mu? Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Ne demek? Buyurun. Sıddık şuradan bir sandalye kapımaya bakayım. Hemen koş. Buyurun buyurun. Ne demek? İyi. Cemal yoksa oturabilirim biraz. Geçeyim. Gel dur. Oh. Oh. Buyurun, buyurun efendim. İyi akşamlar. Cemal, gel lan. Sandalye al, şurada otur buraya, hadi. Yok, oturmayacağım ben. Cemal, gel sen otur, biz kalkıyorduk zaten. Yok, yok. Siz zaten oturuyordunuz. Ben hiç rahatınızı bozmayayım. Oturmayacağım. Öylesine uğradım. Ya Cemal, biz zaten öylesine oturuyorduk değil mi abla? Gel hadi kalkalım. Ya tamam oturun. Rahatınızı bozmayın dedim. Öylesine uğradım. Ya Cemal gel otur. Ha yeterli. Sen otur. Bütün gece siz mi dinleyeceğiz? İkiniz de oturun şuraya. Git al şuradan sandalyeyi. Al sandalyeyi. Ne diyor ya? Git şuradan al sandalyeyi. Hadi. Al şuradan. İşte. Kimsenin keyfini kaçırmayın dedi yani. Gel buraya. Yamacım var. Tamam mısın lan? Bak şimdi kardeşin sana bir türkü çalıverecek. Hem de en kıyağından. Çeklik gibi kanadımı süzmedin, murad alıp doya doya gezmedin. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, Allah'ın bazı. Gönüle sebebim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, Allah'ın bazı. Gönüle sebebi, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebi.
sen. Helal kardeşim benim. Helal kardeşim. İyi, babaannem yatmış galiba. Ha, bu arada babaannem sana iyice sardı, haberin olsun ha. Aa, niye? Ya işte bir işler karıştırdığını falan düşünüyor. Nasıl ya? Ya canım, Cemal'le ilgili işte. Üf, abla ya, Cemal'le ilgili saracak bir durum yok. Kendi gözlerinle gördün işte. Ya tamam, ben gördüm, ben biliyorum. Ama babaannem bu işte, takınca takıyor. Ona derdi anlatmak kolay mı biliyorsun? Ay, gel hadi. Oturalım mı, biraz konuşalım. Ya ablam, ben çok yorgunum, yatacağım. İyi tamam. Ben oturacağım biraz, sana iyi geceler. Tamam, iyi geceler. Ay babaanne! Babaanne, ödüm koptu ya. Ne yapıyorsun sen böyle karanlıkta oturuyorsun? Gel bakayım, otur şuraya. Ödüm kopmadı. Gel otur bakayım şuraya. Anlat bana bakayım, bu saatte kadar neredeydin sen? Geziyordum babaanne, dışarıdaydım. Kızım, bu saatte gezilir mi? Saat kaç? Babaanne, ben hep böyle gezerdim. Cemal'le birlikteyken çıkıyordum, hep bir şey demiyordun, kızmıyordun. Şimdi niye kızıyorsun? Sen şimdi Cemal'den ayrıldın mı, ayrılmadın mı? Onu söyle bakayım bana. Babaanne, ayrılmasam neden ayrıldım diyeyim? Sen bir haltla karıştırıyor önemi. Dur bakayım, kokusu çıkacak yakında. Ay, babaanneciğim, hayır, hiçbir halt falan çevirdiğim yok. Vallahi bak. Ya Cemal'le birlikteyken dışarı çıkmamı istemiyordu pek. Hep benimle çık falan diyordu. Benim de tabii o zaman aklım başımdan gitmiş, sessizce duruyordum. Ama şimdi artık aklım başıma geldi. Özgürlüğüme kavuştum ya. Eski Gül geri geldi babaanne. Daha rahat hissediyorum kendimi. Bence sen de takılma ya. Lütfen bak, sen de rahat ol. Hem istersen bu gece böyle beraber burada uyuyalım. Ha, ister misin? Koyun koyuna. Kızım, bu yatak daracık. İkimiz buraya sığamayız. Ben düşerim. Hadi ben gideyim. Sen de yatı be gari. Hadi iyi geceler. Tamam babacığım. İyi geceler. Hadi sen burada mıydın? Yatmadın mı? Bu var ya bu. Bu Gülsün var ya kızım. Çok akıllı, çok çok akıllı, çok. Ben kendimi akıllı bilirdim ama fena. Çok fena, fena. Niye, ne oldu? Gel anlat. Yine bir hatlar karışıp durup, bir dolaplar çevirip durayım mı? Dur bakayım, çık çık ortaya. Ya babaanne, sen de bozuk plak gibi takılıp durdun ha. Bir hatlar çeviriyor, bir hatlar. Ya yok öyle bir hat falan gerçekten. Ben bilirim kızım. Ben anlarım, ben bilirim, anlarım ben. Babaanneciğim bak, haklısın tamam. O şu anda böyle dışarıdan bir tuhaf görünüyor. Hareketleri de garip garip. Ama yani o yaşadığı travmanın sonucu. Travmayı köye mi gelmiş? Ya babaanne. Ne? Travma değil. Travma yani o şimdi ruhsal bir çöküntü içinde. İçinde böyle fırtınalar kopuyor. Ben anlıyorum ama hiç kimseye belli etmiyor. O hep böyle güçlü durmaya çalışıyor da. Yani zor babaanne, onu da düşün. Her şeyi ne çok biliyorsunuz. Her şeyi ne çok anlıyorsunuz. Her şeyi, her şeyi gari, her şeyi. Babaanneciğim ama öyle. Bak bugün Cemal'le karşılaştık. Bir yerde oturuyorduk. Cemal geldi. Bunlar birden iki kanlı bıçaklı gibi bir de kavga ettiler herkesin içinde. Herkes gördü. Güven bana babaanne. Öyle mi diyorsun? Sen öyle diyorsan... Öyle oluversin bakayım. Neyse hadi ben yatacağım gari, uykum geliyor. Tamam. Sen de fazla oyalanma kızım, sen de yat. Tamam kızım. Babaanneciğim, hadi iyi uykular. Ha. Toptan uyuyoruz zaten. Uyuyoruz, ayakta uyuyoruz biz. Uyuduyorlar bizi. Hadi iyi geceler.
Aşkım, nasılsın? İyiyim bir tanem. Sen olsaydın yanımda daha iyi olurdum ama buna da şükür. Niye? Neredesin ki? Evimize geldim. Orada kalıyorum. Ya söyleseydin ben de orada kalırdım. Bilmiyorum. Sensiz ayaklarım başka yere gitmek istemedi. Ya yanında olmak istiyorum. Ben de. Az kaldı. Bundan sonra hep beraber olacağız. Ama ben şimdi olmak istiyorum. Düşündüğümü yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Yapma Gül. Yanına gelmek istiyorum. Oradaysam ben de orada olmalıyım. Gül, bu saatte olmaz. Sensizliğin saati olmaz asıl. Bekle, geliyorum. Gül, biri görür. Görmez, herkes yattı. Sen bana bırak. Gül, her şey berbat olur. Oyun yaptığımız anlaşılır. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Uyuma sakın. Deli bu ya. Cemal'e gidip duru bu. Hadi takip edivi oğlum, hadi takip edivi. Tamam Sultanım, merak etme. Ben onu takip edeceğim.